Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 9. sınıf demokrasi dersi için hazırlanmış olan yazılı sorularını sizlerle beraber cevaplandıralım. 10 soruluk bir sınav bu arkadaşlar. 10 soruluk bir sınav daha yapacağım. Yani 2 tane. Daha sonra ikisini birleştirip web sitelerine yollayacağım. Öğretmenleriniz de bunları indirecek, sizlere sunacak. Sizler de 100 alacaksınız. Onun için beni lütfen dikkatlice dinleyiniz. Ayrıca bu videonun altında 9. sınıfların diğer tüm derslerinin yazılı sorularının bulunduğu link olacak. Açıklama kısmına gittiğiniz zaman o soruları da bulabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Birinci soru. Yasama, yürütme, yargı yetkisinin ayrı devlet organları tarafından yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Evet, yasama, yürütme ve yargı vardır biliyorsunuz. Yasama, yürütme, yargı ayrı ayrı ellerden toplanır, ayrı kurumlar tarafından yerine getirilir ve bu da kontrolü sağlamasına neden olur. Bu da güçler ayrılığının yani kuvvetler ayrılığının bir sonucudur sevgili gençler. Doğru cevap A seçeneği. 2. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hangi yılda geçilmiştir? Evet. 2017 yılında referandum yapıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için bir referandum yapıldı. Evet, hayır referandumu. 2018, 9 Temmuz 2018 tarihinde de resmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. 2018 burada olmadığına göre 2017 yani referandumu baz alıyoruz burada başlangıç olarak. Çünkü referandumu ile kabul edildiği yıl 2017'dir. Üçüncü soru. Yürütme yetkisi hangi kuruma aittir? Evet. Yukarıda gördüğünüz gibi yasama, yürütme ve yargı vardı. İşte yasayı meclis yapar, yargıyı bağımsız mahkemeler yerine getirir. Yürütmeyi ise başbakan, bakanlar kurulu, başbakan yok ise onun yerine cumhurbaşkanı. Başkanlık sistemi varsa cumhurbaşkanı. Bizde de başbakan olmadığına göre, cumhurbaşkanlığı sistemi olduğuna göre cevapların içerisindeydi. Bakanlar olmadığına göre elimizde kim kalıyor sadece? Cumhurbaşkanı kalıyor. O halde burada cevabımız ne olacak? Cumhurbaşkanı olacak. Eğer bakanlar olsaydı bakanlar ve cumhurbaşkanı beraber olacaktı cevap. 4. Aşağıdakilerden hangisi demokratik sistemler ve demokratik toplum yapısıyla öne çıkmış olan değerlerden birisi değildir diyor arkadaşlar. Adalet demokratik bir değer midir? Evet. Eşitlik? Evet. Adaletin öncülüdür. Yardımlaşma, soru işareti. Hoşgörü ve tolerans, evet demokrasilerde olmaz ise olmazdır. Farklılıklara saygı, yine aynı şekilde hoşgörü ve farklılıklara saygı zaten aynı anlama geliyor arkadaşlar. Burada sadece elimizde ne kaldı? Yardımlaşma. Demokratik olmayan toplumlarda da yardımlaşma olmaz mı? Olur değil mi arkadaşlar? Diktatörlüklerde de yardımlaşma olur. Yani demokrasinin olmasına ihtiyaç yoktur yardımlaşma için. Doğru cevap C. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi? Demokratik vatandaşın taşıması gereken özelliklerden biridir. Evet, demokratik vatandaş nasıldır arkadaşlar? Demokrasiyi içselleştirmiş, insan haklarına saygı duyan, farklılıklara saygı duyan, başka insanların düşüncelerine saygı duyan kişi demokratik vatandaştır. Hangisi bunun bir özelliğidir? Yönlendirmeye açık olma, hayır, o kendi kararlarını kendisi alır. Hak ve özgürlüklerini bilme, evet, hak ve özgürlüklerinin farkındadır. Çünkü demokratik vatandaş bilinçli, farkındalığı yüksek vatandaş demektir. Sizleri de farkındalığınız yüksek, kültürünüz yüksek, bilinciniz yerinde ise haklarınızın ve özgürlüklerinizin de farkında olmanız gerekiyor. Altıncı soruya gelelim. Buna göre aşağıda verilen görüşlerden hangisi demokrasi ile bağdaşmaz? Bakalım arkadaşlar, demokrasi halkın yönetime katıldığı, yönetimde söz sahibi olduğu yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde insanlar sahip oldukları görüş ve düşüncelerini tolerans sınırları içerisinde tartışarak rahatlıkla ortaya koyabilirler. Hangisi demokrasi ile bağdaşmaz bakalım? Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim, doğru. Demokrasi halkın görüş düşüncelerini özgürce ortaya koyduğu yönetim, doğru. Demokrasi insan haklarının temel alan bir yönetimdir, doğru. Demokrasi tolerans sınırları içerisinde tartışma ortamının yaratıldığı yönetim, bu da doğru. Elimizde E kaldı o halde. Demokrasi belli bir grubun her zaman üstün. Hayır, belli bir grup her zaman üstün değil.
Herkes eşit haklara sahiptir demokrasilerde. O halde bu demokrasi ile bağdaşmaz. Doğru cevap E seçeneği sevgili gençler. Geçelim bakalım 7. soru. Bizlerden ne istiyor? Aşağıda verilenlerden hangisi temsili demokrasinin bir çeşidi değildir diyor. Temsili demokrasi ne demektir? Oylarımızla seçtiğimiz yöneticilerin, başbakan, cumhurbaşkanı, milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanı, muhtar. Bunlar nedir? Oylarımızla seçtiğimiz ve bizi temsil eden, bizim adımıza karar veren kişiler. Biz buna ne diyoruz? Temsili demokrasi. Çünkü bizi temsil edecek olanları oy ile seçiyoruz. Parlamenter sistemde milletvekillerini seçiyoruz. Başkanlık sisteminde başkanı seçiyoruz. Yarı başkanlık sisteminde yine başkanı ve bakanları seçiyoruz. Meclis hükümetinde milletvekillerini seçiyoruz ve gidip orada mecliste hükümet kuruyorlar. Yani bizim oylarımızla seçtiklerimiz. Ama doğrudan demokraside herhangi bir aracı yok. Burada yönetime, kararlara direkt biz vatandaşlar olarak katılıyoruz. O halde doğrudan demokrasi temsili bir demokrasi şekli değildir. 8. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel niteliklerindendir diyor. Bakalım. Çoğunlukçuluk, katılım ve çoğulculuk, seçilme, güçler birliği, kanun devleti. Soruda hata var. Bakalım nasıl bir hata var? Çünkü 4 tanesi demokrasinin temel niteliğidir. Bir tanesi değildir. O halde soruyu ne yapmamız gerekiyor? Hangisi demokrasinin temel niteliklerinden değildir olacak arkadaşlar? Temel niteliklerinden değildir şeklinde değiştirmemiz gerekiyor. Soruyu dikkat etmemişiz. Kusurumuza bakmayınız. Olabiliyor bazen böyle şeyler. O halde şuranın üstünü çiziyorum bir güzelce. Evet, niteliklerinden değildir. Bakalım hangisi? Hangisini demiştik arkadaşlar? Güçler birliği demokrasinin temel niteliği olamaz değil mi? Diğerleri demokrasinin temel niteliğidir. Sorunun kökünü değiştirdik. Soru hatalı çünkü. Soruyu düzeltip bu şekilde önleyeceğim ben. 9. Aşağıdakilerden hangisi seçimle gelmez, seçimle belirlenmez? Bakalım başbakanı seçiyor muyuz? Evet, seçiyoruz. Milletvekilini seçiyor muyuz? Evet. Muhtarı seçiyor muyuz? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri tarafından seçiliyor mu? Evet. Ama kaymakam seçilmez. Kaymakam atanır. İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ya da Başbakan'ın ortak imzası ile atanır kaymakam sevgili arkadaşlar. Seçimle iş başına gelmez. 10 ve sonuncu soru. Demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin en fazla korunduğu, korunmaya çalışıldığı yönetim biçimidir. Evet, doğru. Peki soru ne diyor? Aşağıda verilen hak ve özgürlüklerden hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir? Hangi hakkımız diğerlerinden daha önceliklidir? Düşünce hakkı mı, seyahat hakkı mı, yaşam hakkı mı, evlenme, aile hakkı mı, vatandaşlık hakkı mı? Arkadaşlar burada yaşam hakkımız olmadan diğer hiçbir hakkı kullanamayız değil mi? Yaşamadığımız sürece düşünce özgürlüğünün bir önemi yok, vatandaşlık hakkının da önemi yok, seyahat da edemeyiz, zaten evlenemeyiz. Doğru cevap C, yaşam hakkı diğerlerinin önündedir. Evet, bu sınavımız burada son buldu. Aynısından bir tane daha hazırlayacağım. Hoşça kalın, başarılar diliyorum.